oyuncak arasındaki farkı bilmek lazım. Oyunda kurallar vardır ve o kuralların dışına çıkamazsınız ama oyuncak tamamen hayal gücüyle doğru orantılıdır. Elimde öyle bir kitap tutuyorum ki, Antika. Çocuklar için, yetişkinler için ve dünya tarihi için önemli bir şey. Çünkü 1873 baskısı, 80 günde devre alemin orijinal baskısı ve Düştepe Oyun Müzesi'ne sergileniyor. Burası Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde. Orhancığım, burası çok tanıdık geliyor. Walt Disney karakterleri var. Buranın bir hikayesi var mı? Evet, burası aslında tabii çocukların hayal dünyası bir sektörse o sektörün lideri burası. Walt Disney 1925'te işi iletilenle giderken ilk Mickey Mouse karakterini yarattığı zaman oyuncağını da böyle olarak ayarlamıştı ama bu gördüğünüz tabii ilk evet. Yapılan Mickey Mouse olacak. Tabii i̇lk Mickey Mouse. 1922'de karakteri çiziyor ama 1925'te ilk Mickey Mouse yapıyorlar. Gördüğünüz samanları falan kenarlarına çıkıyor. Bunu nasıl buldunuz? Bu tabii ve Mickey Mouse size bunu nasıl verdi? Yani bunu direkt şeyden almadık, Walt Disney'den almadık. Walt Amerika'da bir şeyden, koleksiyonlardan aldık biz bunu. Çok zor bir süreçten geçtik. Sana baktığım gibi hani kız istemeye gider gibi gidip istiyorsunuz bu parçada. Çünkü parayla işleniyor bu kadar. Tamamen bunun nerede sergileneceği yönelik bir müzeyseniz olay çok değişiyor. Hele Sunay Kın gibi bir adam gidip istiyorsa onu tanımayan yok koleksiyonlar camiasında. Mutlaka bir şekilde alıyoruz diye. Tabi bu karakter biraz sert bir karakter. Çocuklar bundan biraz ürkmüşler ve daha sonra yavaş yavaş yumuşamaya başlamış. Evet. Gördüğün şu hali almıştı yani. Gördüğünüz karakter The Yellow Kid adıyla geçiyor. Yani sarı çocuk. Dünya basın tarihinin yayınlanmış ilk bant çizgi roman karakteri The Yellow Kid. New York Post gazetesinde 1885'te yayınlanmış. Gazetenin sahibi de Pulitzer. Meşhur Pulitzer ödüllerinin ismini veren kişi Pulitzer. Hikayesi şu. O dönem gazetelere sarı renk basılamıyor hiçbir şekilde. Henüz o teknoloji yok. Pulitzer de bu konuda farklılık yaratmak istediği için bütün çalışanlarını seferber ediyor bu konuda. Diyor sarı renk basın. Bu karakteri sarı renk istiyorum. Ve kimyagerleri bir şekilde bu işi başarıyorlar. Ve The Yellow Kid yani sarı olarak çocuk basılmaya başlıyor. Bant çizgi roman olarak. Basın kartının, günümüzde de basın kartının sarı olmasının sebebi de yine Yellow Kid. Öyle yani mi? Sarı çocuk. Evet. Sarı basın kartı buradan mı evet, geliyor? Evet buradan geliyor. Bu sadece Shakespeare oyunlarının oynandığı bir kukla tiyatrosu ve bu karakterler sadece Shakespeare karakterleri. 1800'lü yıllarda yapılmış. Buradaki el yazısı notlarda da kukla tiyatrosunda oynanan oyunların senaryoları var. Savaşlardan, dünya savaşlarından yenik çıkan ülkeler oyuncak endüstrisinde liderliği ele almışlardır tarih içinde. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya. Bunun sebebi de şudur, bu insanlar, bu ülkeler entelektüel anlamda da ileri oldukları için çocukların travmalarını ancak çocukların hayal güçlerini genişleterek, onları besleyerek atlatabileceklerini ve geleceğe sağlıklı nesiller taşıyabileceklerini bildikleri için bütün ağırlıklarını oyuna ve oyuncağa vermişlerdir savaşlardan sonra özellikle. O zaman benim şöyle bir dileğim var, inşallah oyuncak geliştirecek durumlar olmaz. İnşallah.